hastaneye doğru geldi, hücum etti. Sizden bilgi almak istiyor. Burada bir kısmının yaralıları var, bir kısmı da yok. Yani buradan göndermişsiniz başka bir yere ya da onlar kendileri başka bir yere getirmişler ama nereye gittiğine dair bir bilgiler yok. Ambulansa vermişler. Ambulansın nereye gittiğine dair bir bilgisi yok. Ambulanstan bu bilgiyi almamışlar. Siz nereye gidiyorsunuz diye. Plakasını almamışlar. Şimdi siz burada her türlü insana cevap vereceksiniz. Yani adam gelmiş, hastasını arıyor ve sizden bunun hesabını soruyor. Nerede diye. Ve bunu agresif bir şekilde soracak. Yani normal bir şekilde sormayacak. O yüzden de bunlara afet durumunda hep bunlara açık hale ve buna karşı neler yapabileceğimiz konusunda bir planımızın olması gerekiyor. İşte burada 100 tane hastane bizim soğuk bölge dediğimiz infoda karşılayacağız. Yani onlara bilgi aktaracağız. Hastaneye bir alanına yaklaştırmayacağız. Ama bu alanın belirgin olması lazım. Yani bu alanı net olarak belirlememiz lazım. İnsanlar geldiği zaman o alanı görsünler. Net olarak görsünler. Yani biz biliyoruz soğuk hani bölgelerimizi, triyaj bölgelerimizi biliyoruz da hasta yakını her zaman gördüğü hastane olarak görecektir burayı. Ama biz hastanenin alanını büyüttük. Afet oldu ve büyüttük alanı. Artık bizim karşıdaki park da bizim hastane alanımız. Yani belki tedavileri bir kısmını orada yapacağız. Hastaneye hiç sokmayacağız. Böyle kuracağımız çadırlarda karşılayacağız, yapacağız. Ayakta olanları orada karşılayacağız. Tedavilerini orada yapacağız. Orası da bizim bir hastanemizin bir ünitesi olacak artık. Dolayısıyla onu net olarak belirtmemiz lazım. Burası artık hastane alanı. Yani buraya giriş çıkışı kontrol altında olan şey işaretlemeli. Burada hastanede çıkacak olan durumlar olabilir. Bazen elektriklerdeki aşırı yüklenmeler, çünkü kapasitemizi açtık. Yani normalde 20-30 hastaya bakarken bir anda 300-400 hastaya bakar duruma geldi. Bütün cihazlar son kapasiteleriyle çalışıyorlar. Ya ne olacak? Elektrikte bir yani ciddi bir yüklenme olacak. Bu belli sıkıntılara neden olabilir. Değil mi? Biz vücudun davrandığı zamanlarız. O yüzden bir kişi hemen şöyle çok ense, kafa kısmına, elini şöyle sokmuş omzuna doğru, şöyle kolunla yanına, şöyle yanına bu şekilde, kafasını şey, çıkart, bir şey, gösterin, çıkart. Kafayı şu şekilde tuttun ya, kafayı sabitliyorsun şu şekilde. Evet. Siz ayakları ikiniz böyle gelin aşık şeklinde. Bak şimdi bir kişi evet. Yapılacak mı?